Bunları yaptıktan sonra rektal dijital muayeneye geçiliyor. Rektal dijital muayenenin her etabında hastanın bilgilendirilmesi gerekiyor. Şu anda sizi muayene edeceğim. Şu anda o bölgede işte kaba etlerinizi açıyorum. Gluteaları açacaksınız. Şu anda o bölgeye bir kayganlaştırıcı jel uygulayacağım. Daha sonra da rektal dijital muayene yapılıyor. Rektal dijital muayenede parmağımızı anüse girerken anteriörden hafif deriyi bastırarak girmek mümkün. Hastanın pozisyonuna göre bu bastırdığımız yön değişmekle beraber parmağımızın en ucunda, en yüksek seviyede ulaşabildiği yere kadar gidiyoruz ve yuvarlak bir şekilde dairesel olarak bütün anorektal bölgeyi değerlendiriyoruz. Kadında ve erkekte anatomik komşuluklar farklılık arz ediyor. Kadınla başlayacak olursak rektal muayene sırasında ön tarafta işte vajen, serviks uteri, uterus ve paraadneksiyel bir kitle var mı? Onların değerlendirilmesi, asit var mı? Peritoneal karsinoma tozunu, Douglas çukurunun invazyonu var mı? Bunların muayenesi mümkün. Arka tarafta gene koksiksi ve sakrumu. Yanlarda ise pelvis yan duvarındaki pelvik yan duvarı kaplayan kasları değerlendirmek mümkün. Erkekte gene anatomik olarak bakıldığında üretranın çok küçük bir prostatik üretranın olduğu bölüm hissediliyor ama asıl prostat değerlendiriliyor. Hemen üstünde vesikula seminalis. Yine burada da bir pelvik kitle var mı? Arkada yine koksiks ve sakrumu değerlendiriliyor.